Bir soru daha gelmişti. Müslümanlar arasında sulh yapmanın, birlik beraberlik sağlamanın bizlere kazandıracakları neler olur yani? Şimdi normalde Mevla Teala buyuruyor ki öyle tenazau, Allah buyuruyor. Münazaa yapmayın Müslümanlara buyuruyor. Müslümanlar birbirine girmemesi lazım. Evet. Müslüman birbirinin aleyhinde olmaması lazım. Mevla Teala'nın ifadesi Allah'ımız buyuruyor. Fe aslihu beyne ahaveykum, kardeşler arasında sulh yapın. Kardeşler arasında sulh olsun. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Birbirinin kardeşi olduğundan da sulh olsun. Sulh olmazsa gücünüz gider. Rüzgarınız gider. Hatta devletiniz gider diyor. Devletiniz gider. Kuvvet gider. Bakın bugün Efendi Hazretimizin ifadesiyle söyleyeceğim. 1,5 milyar Müslüman var. Bir mahalleye hükmümüz yok diyor. Bakın 1,5 milyar Müslümandan bahsediyor. Normalde Müslümanlar 1,5 milyar Müslüman, ki 2 milyara doğru gidiyor Müslümanlık, biliyoruz İslamiyet şeyleri. 1,5 milyar Müslüman gerçekten bir araya gelse, aralarında kavga, tartışma, olumsuzluklar olmamış olsa, düşünebiliyor musunuz gücü ya? Güce bak yani. 1,5 milyar. Hiçbir kafir devlet veya ne olursa olsun sana yanlış bakamaz yani. Yanlış bakamaz. Yanlış bakamaz yani. O yüzden dolayı üzerinde duruyorum. Yanlış bakamaz. Niye? Çünkü en netice 1,5 milyar Müslüman bir beden taşıyor. Birbirine sahip çıkıyor. Birbirine gerçekten dikkat ediyor. Rabbim ikram etsin inşallah. Ama münaza, çekişme, birbirine girme, birbirine çatıştırma, zaten dünya üzerindeki taktik bu. Müslümanı Müslümana düşürüyorlar. Kırdırıyorlar. Müslüman da Müslümana girince zaten otomatikmen gücü de gidiyor, güveni gidiyor, tartışmalara başlıyor, birbirine düşüyor, fikir ayrılıklara başlıyor. Aslında olaya baktığımızda Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, dinimiz bir. Daha nice birliklerimiz var yani. Bu kadar birlik içinde birbirimize niye düşürelim ya? Sırf sadece ve sadece Allah'ımız bir ya, Peygamberimiz bir. Bu insan için yeterli olur yani. Bu insan için yeterli olur yani. Ama maalesef kafirlerin oyununa geliniyor. Onların gazlarına geliniyor. Onların gerçekten yönlendirmesine kulak veriliyor. Onların yönlendirmesi yüzünden de Müslümanlar birbirine düşmüş oluyor. Peki biz Müslüman olarak ne yapmamız lazım? Ayet-i Kerime'de Mevla Teala buyuruyor ki iki Müslüman birbirine karşılaştığı zaman onların diyor asıl sulh edin. İki Müslüman birbirine karşılaştığında, birbirine girdiğinde, birbirine gerçekten olumsuz davrandığında aralarında sulh edin diyor Mevla Teala. Eğer bir tanesi kabul eder sulhü, diğeri kabul etmezse o zaman diğeri üzerinde birleşin. Yani kabul etmeyen üzerinde ne yapacaksınız? Birleşeceğiz. Niye? Bakın o sulh istiyorsan niye istemiyorsun? Niye azgınlık yapıyorsun? Niye azgınlık yapıyorsun yani? Sulh yapan, sulhü tercih eden, sulhü isteyenle beraber olup diğerine ne yapmak lazım? Kendine gel uyarısı yapılması lazım. O yüzden Mevla Teala Müslümanların birbirine düşmesine asla ne yapmıyor? Asla müsaade etmiyor. Kesinlikle de Müslümanların birlik ve beraberlik olmasını istiyor. Allah'a başarmayı nasip etsin. Yolu ne? Yolu şu. Yolunu söyleyeyim ben size. Yolunu söylüyorum. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Herkes Allah ve Resulünün çizgisinde yürümüş olsa. Allah'ımız ve Resulullah'ın. Öyle nefsine göre ne yapmayacaksın? Şekillendirmeyeceksin. Nefsine göre değerlendirmeyeceksin. İşte tamam da şimdi bu zamanda demeyeceksin. Allah ve Resulü çizgisinde hep beraber yürünmüş olsak o zaman zaten sorun olmaz. Senin dediğin, benim dediğim değil. Allah'ın dediği, Peygamberin gösterdiği yol yoldur.
dersek olay bitmiştir. Ama sen dersen ki ben böyle anlıyorum, o derse ki ben böyle anlıyorum, o derse böyle olması lazım, ayrılıklar başlar. O yüzden ölçü bu. Allah ve Resulü çizgisinde buluşulacak ve herkes buraya teslim olacak. Bak görüyor. Ama bu zamanda demeye başlamayacaksın. Bu zamanda bu olmaz. Niye olmaz? Niye olmaz? Allah olur diyorsan olmaz diyorsun. Peygamber yaşamış, sen yok diyorsun. Ya peygamber bu zamanda olsaydı, peygamber zamanında bundan daha fenaydı. Peygamber zamanında millet puta tapıyor diye, müşrikler var diye. Daha fenaydı yani. Müşrikler ya. O yüzden üzerinde duruyorum kesinlikle. Yani peygamber bu zamanda olsaydı aynı şekilde ne yapardı? Göstermiş olduğu Kur'an'ı yaşardı. O yüzden Kur'an'ı yaşayacaksın. Yaşatacaksın. Allah da sahibimiz inşallah. O birlikte beraberlikle bize sahip çıkacak. Rabbim bu yolda başarılar nasip etsin. Biz elhamdülillah camiamızda birlik beraberlik olsun için şükürler olsun. Sulh konusunda çok güzel bir yol tuttuk elhamdülillah. Bütün hoca kardeşlerim, bütün abilerimizle görüştük tek tek. Ne yapılması gerekiyorsa var olduğumuzu söyledik. Şükürler olsun. Onlar da Allah razı olsun. Gerçekten çok olumlu karşıladılar. Bağırlarına bastı tabiri caizse. Çok güzel bir şekilde sonuçlar elde ettik elhamdülillah. Şu anda durumda elhamdülillah en son Efendi Hazretlerimize kadar olay ulaştı. İnşallah Efendi Hazretlerimizin de kontrolünde bütün camiamızda inşallah birlik beraberlik çerçevesinde bir mücadele içindeyiz inşallah. Rabbim tesisini yüksek edersin inşallah. İnanın şunu gördük yani. Bakın inşallah neticeye ulaşacak inşallah. Bir defa otomatikmen %100 sevgi artışını gördük. Muhabbet artışını gördük yani. Sevgi ve muhabbet arttı bir anda yani. Bütün hocalarımızı hissettik. Kendi kardeşlerimizde, bütün hocalarımızda, hepsinde. Camiamızda hissettik yani. O yüzden Rabbim inşallah bütün Müslümanlara birlik, beraberlik ve sulh nasip etsin inşallah. Amin.